Kanser tanısı olan erkeklerin %24,1'ine prostat kanseri teşhisi konuluyor. Türkiye'de her 12 erkekten biri prostat kanserine yakalanıyor. 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Günü nedeniyle Medya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Mehmet Emin Kalender hastalığı ilişkin farkındalık yaratacak açıklamalarda bulundu. En fazla erkeklerde görülen prostat kanserinin özellikle 50 yaşından sonra ortaya çıktığını belirten Meddem Hastanesi medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Mehmet Emin Kalender, hastada idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma gibi belirtiler verir diye konuştu. Prostat kanseri e, bilindiği üzere erkeklerde en sık görülen kanser tipidir. E, genellikle 50-65 yaşlarından sonra görülen, özellikle ileri yaşlarda görülen bir hastalık bu. E, tabii çok evken evrediş bir semptomu olmayabilir. E, tümör büyüdükçe, hastada idrar yaparken zorlanma, idrarda çatallanma, sık sık idrara çıkma ya da geceler uyanarak sık sık tuvalete gitme şeklinde şikayetler olabiliyor. Ee, süreç ilerledikçe, tümör büyüdükçe idrar yapma zorlanması daha da artacaktır. Hatta idrar yapamaz hale gelebilir hasta. Ee, tabii hasta Lık daha da ilerleyip metastazı yaptığı zaman da metastaza bağlı ağrılar olabilir. Özellikle prostat kanseri sıklıkla kemik metastazı yapar ve bu sebepten dolayı hastamıza karşımıza kemik ağrılarıyla özellikle bel ağrısıyla karşımıza gelebilir. Hastalığın tanısına göre tedavi yönteminin belirlendiğine dikkat çeken Mehtem Hastanesi Medikal Onkoloji Osmanı Doçent Doktor Kalender, hastalık ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi şansımız da o kadar yüksek olacaktır ifadelerini kullandı. Tanısı prostat biyopsisi ile konuluyor yani kesin tanı olarak. E, tanı konduktan sonra hastalığın evrelemesi yapılıyor ve hastalığın evresine göre de farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Çok erken evrelerde ise hasta takibi alınabiliyor. Çok çok erken dönemlerde. E, biraz daha ileri aşamalarda ışın tedavisi ya da ameliyat seçenekleri var. Ameliyatta açık ameliyat, robotik ameliyat ya da laparoskopik kapalı ameliyat şeklinde ameliyat seçenekleri olabiliyor. Daha ileri aşamalarda ise hastaya hormon tedavisi, kemoterapi, immünoterapi e, ya da aşı tedavileri gibi farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Yani. Bahsettiğimiz semptomlar ortaya çıkarsa işte e, sık idrar çıkma, idrar belki zorlanma gibi, çatallanma gibi şikayet olduğu zaman direkt bir başvuralım. Ne kadar evkeli yakınlarımız hastalığımız o kadar tedavi şansımız yüksek olacaktır.